Arkadaşlar şimdi bir de bazı insanlar tutturmuşlar ki dolardan haberin var mı? 7 lira oldu. Euro 7,5 oldu. 8 lira oldu. Ya isterse dolarla euro 10 lira olsun ya. Bunun sebebini döndürüp dolaştırıp Recep Tayyip Erdoğan'a mal etmeye kalkıyorlar. Tamam Recep Tayyip Erdoğan suçlu olsun. Hadi öyle dediğiniz gibi olsun da. Kardeşim hani bir atasözü var hırsızın hiç mi suçu yok ya? Ya adamlar 15 Temmuz'da darbe yaptılar. Ülkemizi, ülkemize saldırdılar. Başaramadılar. Suriye'den saldırmaya çalışıyor. IŞİD'i, DAEŞ'i, PKK, YPG üzerimize salıyorlar. Güney, güney sınırlarımızı, güneydoğu sınırlarımızı bizi kuşattılar. Libya'da bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Rusya'yla uçak krizi, konsolosluk krizi yani bunların her birisi böyle basitçe üzerinden bir hani kaç kaç kelimeyle geçilecek gibi değil. Arkadaşım sen koskoca Rusya gibi bir devletin baş konsolosluğunu hem de polis kendi devletinin polisi ya üniforman kimliğin polis silahıyla ya devletin üzerine zimmetli bir silahla kalkıp adamın baş konsolosunu öldürüyorsun ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir baş konsolosluğunu hangi ülkede öldürülürse öldürsün ne düşünürsünüz ya biz o namusudur o ülkenin ya. Baş konsolosluğu öldürüyor. Önce uçağı düşürdüler. Dediler hadi uçakta FETÖ parmağı var falan filan. Hani onu öyle örtbastır ettiler. Recep Tayyip Erdoğan'ın zekasıyla. Arkasından baş konsolosu öldürdüler ya. Resmen iki, iki devlet arasında savaş. Anında savaş ya. Namusunu adamın namusunu katlettik ya. B böyle bu tür çirkince oyunlarla bize saldırmaya çalıştılar. Zaten Yunanistan durmadan batıdan Avrupa'yı karıştırıp üzerimize Avrupa'nın her türlü ambargosunu uygulamaya çalışıyor. Amerika'nın, İngiltere'nin ajanları ülkemizde cirit atıyorlar. Kilisenin papazını bile tutukladık bize ambargo uyguluyorlar. Her türlü bize saldırmak için ellerinden gelen her türlü pisliği yapmak için sıraya girmişler. Ülkeyi karıştırmak için gezi olayları yapıyorlar. Sokağa döküyorlar. HDP'nin Güneydoğu'yu karıştırıyorlar hendek olaylarını yapıyorlar. Arkasından CHP'de kaset kumpasıyla Kılıçdaroğlu'nu getirdiler. Ona da dediler Canan Kaftancıoğlu DHKPC'li bir örgüt elemanını gel İstanbul il, il başkanının başına koy dediler. Yetmedi bunun yanında İYİ Partisi'ne olsun HDP'sine olsun birleştirdiler. Hepsini bir araya getirdiler. Belediyeleri AKP'nin elinden aldılar. Yani Türkiye'yi var ya karıştırmak için gece gündüz plan yapıyor. Gece gündüz plan kuruyorlar ki ne? Biz bu Erdoğan'ı nasıl o koltuğundan indiririz de bu insanlara rahatlıkla saldırabiliriz. Bunlara diz çöktürürüz. IMF'nin önünde kul köle yaparız ve bunlara verdiğimiz krediyle bunların yapacak olduğu adımlarda sanayide, teknolojide, silah olsun, tarım olsun, sağlık olsun her açıda önleri nasıl keseriz? Tekrar bizim kulumuz, kölemiz, bizim tasmalı itimiz nasıl yaparız? Bunlar bunlar emeklerken dizüstü kalktılar. Diz üstü yürürken ayağa kalktılar. Şimdi yürüyorlar. Bunlar koşmadan bunlar ensesine bir tokat yapıştıralım. 20 sene daha kendilerine gelemesinler. Biz bu Erdoğan'dan kurtaralım diye mücadele ediyorlar. İngiliz bankaları saldırıyor. Alman bankaları saldırıyor. İsimleri bile var ya. City Bank'ı, Doğuçe Bank'ı hepsi saldırıyor. Adamlar dolar, euro rezervleriyle Türkiye'de TL'nin değerini aşağı çekiyorlar. Adam kalkmış bana diyor ki ne? Dolardan haberim var mı? Ya senin bizi saldıranlardan haberin var mı ya? Erdoğan olmasa kıçındaki donun gidecek. Haberim var mı ya? Adam bütün bunlara rağmen o kadar darbelere rağmen o kadar ayaklanmalara, dış operasyonlar, terör olsun, her türlü rezil, melanet, her türlü pisliklerle gazeteci terörü, FETÖ terörü, CHP terörü, PKK terörü, dış güç terörü, uğraş, 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 uğraş. Bir de basın yayın bu Fox TV'dir, Halk TV'dir, Sözcü'dür, Cumhuriyet bunların terörüne uğraşa uğraşa yetmiyor. Bir de sizin gibileriyle uğraşıyor. Dolar niye öyle? Ya kardeşim sen doları, sen doları Ev kirasıyla mı ödüyorsun ya? Ev kirasını dolarla mı ödüyorsun ya? Neyle ödüyorsun ya? Adam dolara zam gelmiş, dolar yükselmiş. Dolar yükseldi diye suyu, suyu zamlandırıyor. Ekmeğe zamlandırıyor. Sen hayırdır buğdayı evinde bahçende yetiştirdiğin buğdayı tarlanda dolarla mı yetiştiriyorsun ya? Ya da sen suyu dağdan çıkan gelen suyu dolarla mı alıp satıyorsun? Sen kendi kendi ticaret yapan kendi esnafına yani kendi esnafın kendi insanın sahtekarsa yani sen ne yapacaksın? Doları ya da euroyu, ne işin var? Dolarla ya da euroyla. Adam ev yaptırıyor, ev yaptırmış, dışına sıva yaptıracak, ya da dış cephe kaplama yaptıracak. Ya arkadaşım dış cephe kaplama kum, çimento, köpük, plastik, file, köpük. Ya bunun hepsi Türkiye'de, bunlar hepsinin fabrikası var. Taşın, toprağın her şeyi var. Burada yurt dışından ithal gelen ne işine ya? Dolara, euroya zam geldi. Haydi ben de zam yapayım. İşçiye maaşını verirken dolarla mı veriyorsun? Euroyla mı veriyorsun? Sigorta primini yatırırken dolarla euroyla mı yatırıyorsun? Ne yapıyorsun? Doları euroya zam gelmiş. Sana ne dolarla eurodan? E kardeşim o zaman dolar TL'yi kaldırın dolarla euro ile çalışın o zaman. Hangisi hoşunuza gidiyorsa dolar olarak maaşınızı alın dolar olarak verin. O zaman da Türkiye Cumhuriyeti ya da TL demeyin. Kaldırın Atatürk'ün resmini üzerinden. Avrupa'nın gavur Jones'in resmini koyun. He? Ya da Amerika'nın. Niye o zaman o zaman Türk bayrağını kaldırın, Amerikan bayrağı koyun. Hoşunuza mı gidecek? Yok Erdoğan varken dolar 7 lira olmuş, 10 lira olmuş. 50 lira olsa ne olacak? Antalya'da senin imal ettiğin domatesin, imal ettiğin domatesin. Dolar 7 değil de 10 lira olduğunda kilosu 3 liradan 6 liraya çıkıyorsa o zaman biz Erdoğan'ın ya da milletin halkın suçu ne yani? He? Senin vatanda senin kendi esnafın sahtekarsa ya. Yani senin kendi toptancın senin bu e, tüccarın karı borsacıysa, tefeciyse, fırsatçıysa yani fırsat kolluyorsa, Burada Erdoğan'ın suçu ne kardeşim ya? Ne yapsın adam? Cumhurbaşkanlığı elbisesini çıkarsın koltuğundan kalsın da Antalya'ya gitsin. Seranın içine girsin traktörü alsın domates biber mi eksin? Onları toplayıp getirsin halka poşet poşet bunu mu yapsın? Ne yapsın ya? Adam ne yapsın? Her şeyi adam yetişsin istiyor. Berber 10 liralık tıraşına 15 lira yaptığı zaman Erdoğan yaptı. Doğalgaz zamlandı Erdoğan yaptı. Belediye Belediye yapınca onu da Erdoğan'a suç, suç atıyorsunuz. Önceden her şey zamlı diye suç atıyordunuz. Al İstanbul, Ankara belediyesini aldı. Al almaz suya, doğalgaza e, e, İspark'a ondan sonra deniz ulaşımına elektriğe ne kadar ne varsa yüzde onla yüzde kırk arasında taksiden, minibüsten tut. Hepsini sıradan geçirdi. Hepsini sıradan geçirdi. E bunu CHP belediyesi yaptı deyince yok ya adam utanmadan saraya para lazım tabi değil mi? Ya ya bu kadar beyinsiz olmanıza ne gerek var ya? Bir İstanbul suyunun belediyeye ait olduğunu, elektriğinin ya da ilk e, ilk belediyeye ait olduğunu, İSPARK'ın belediyeye ait olduğunu araştırıp öğrenemeyecek kadar ahmaksan bunun hükümete gitmediğini, belediyenin kasasına gittiğini, belediye kendi harcamalarını, kendi işçilerini ödemek için bunları alıp bu kasasına alıp ondan sonra bunları ödediğini ya da Belediyede'ye ait on, o arazinin toprakları içerisindeki ev vergilerinin gittiğin zaman o belediyeye ödendiğini, devletin kasasına gitmediğini bilmiyorsan ahmaksın kardeşim. İki tane belediye yan yana, iki belediye yan yana. Birisinin yıllık ev vergisi geliyor 250 lira, öbürküsünün geliyor 350 lira. AKP'de 250 iken CHP'de 350. Aynı. Semtler yan yana ama birisi Üsküdar Belediyesi diyelim, diğer kisi Kadıköy Belediyesi. Yani değişik değişik bir tanesi Kartal, diğer ikisi Bebek. Fark etmiyor. Yani bir iki yan yana belediyesi. Bu İstanbul'la alakalı değil bu söylediğim. Şimdi bunu da diyeceksiniz. Çünkü sizin olayları çarpıdan çarpıtma potansiyeliniz çok yüksek. Tabi derseniz evlerin semtlere göre değeri fazla. Başka şehirden de söylerdim. Bursa'dan, Ankara'dan da söylerim. Fark etmez. Aynı. Bir belediye CHP, bir belediye AKP. Birisinde 250 iken misal veriyorum net rakam diye birisinde 350 lira bu para da saraya gitmiyor beyefendi belediyeye gidiyor anladın mı? Belediye bütün bunları alıyor kendi kasasına koyuyor İstese onu 350 lira yapmaz 250 lira eski geçen seneki emlak vergisini düşürür 150 liraya ama bunu yapmıyor işte geldi geli gelmez geçiriverdi zamlar işte ama ne oldu kalkıyor bize diyor ki ne dolar 7 olmuş 10 olmuş sanki dolar Akşam yatarken gözünün önüne doları koyuyor maske olarak. Gece rüyanda dolar görüyorsun. Kalkınca da dolarla kalkıyor. Değil mi? Maaşını dolarla alıyorsun. Ne yapacaksın? Sana ne dolardan? Sana ne dolardan? Bu kadar. Sanki 1999-2000 yıllarında dolar yoktu yani. Doların fiyatını bilmiyorduk yani. Bir günde bugün 150 lira olan dolar, 150 lira olan dolar. Ertesi günü yani 150 TL olan 100 doların ertesi gün 350 TL olduğunu bilmiyoruz yani. Bize kalmışlar doları euroya anlatıyorlar. Çocuktuk yani. Hiç geçmiş tarihi bilmiyorduk yani. Sizin gibi at gözlüğüyle